Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlar. Şimdi açıortayın ikinci konu testini gömeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzla birlikte hemen şöyle bir odaklanmasını ayarlayalım ve vira bismillah deyip başlayalım. Diyor ki birinci sorumuz ABC eşkenar üçgen. Madem ki eşkenar üçgen bu üçgen, burası da 6'dır, şurası da 6'dır diyebilirim artık. X nedir diye bir soru soruyor. Şimdi önce şu Y dediğim şu uzunluğu bir bulalım. Hatırlarsanız eşkenar üçgenin içindeki salak bir doğruyu bulmanın yolu şuydu. O salak doğrunun karesi kolların kareleri çarpımı, kolların çarpımı yani 36 eksi ayakların çarpımı yani 8'di. Bu durumda y kare eşittir. Ne geliyor buradan? 28. Y eşittir. 2 kök 7 çıktı. Şurası 2 kök 7 dostum. Şimdi bakın burada da bir ne var kardeşim? Açıortay yapacağız hemen burada da. Şöyle diyeceksin. 2'nin 2 kök 7'ye oranı bakın ne var? Kollar arasında kök 7 katı var. O zaman x ise burası x kök 7 olacak. Yani x ile x kök 7'nin toplamı 6. Yani şöyle yazalım. X parantezinde 1 artı kök 7 eşittir 6. Şimdi hemen her iki tarafı 1 artı kök 7'ye bölelim. X eşittir şu olur. 6 bölü kök 7 artı 1 olur dostum. Şimdi burada da ne yapacağız? Eşlenikle çarpacağız. Kök 7 eksi 1 ile çarpıyorum. O da şöyle olur. 6 tane kök 7 eksi 1 bölü birincinin karesi eksi ikincinin karesiydi. Yani 7 eksi 1'den 6. 6'lar giderse kök 7 eksi 1 geldi sorumuzun cevabı. Evet geldik ikinci sorumuza. Bakın burada da şunu şöyle bir uzatalım. Şunu da birleştirelim. Niye bunu yaptığını öğretmenim? Çünkü bakın burası 90 derece ve buradan bir doğru inmiş. Hipotenüsün bir parçasına eşit. Burada muhteşem üçlü var. Burası da 3 olmak zorunda dostum. Şunların 3'ü birbirine eşit olsun diye bunu yaptım. Ve şu açıortayım geldi. Kenar ortay oldu. O halde yükseklik de olacak. Burası 90 derece. Ve bu üçgen bir ikiz kenar üçgen olacak. Burası da 6. Şimdi AD'yi 3, 3'ü gördük. Açıortayı gördük. DC'yi istiyor. DC neresi, neresi, neresi? Şurayı istiyor bizden ki onu zaten şuradaki Pisagor'dan da bulurmuşuz dostum. Hemen bulalım. Bakın 90'ın karşısı 6 ise sadece neyin karşısı 3'tür? 30'un. O zaman burası da 60 çıkar. 60'ın karşısı da 3 kök 3'tür dersin. Soruyu çözmüş olursun. Üçüncü sorumuza geldik. BE ve CE açıortay. Paralellik ve açıortay varsa Z kuralı arayın demiştim. İşte Z ve ikizkenarı görün demiştik. Demek ki burası 1. Yine burada da bir açıortay Z kuralı var. Z kuralıysa şurası bu noktalı açı. Demek ki ikizkenar burası 2. Burasının ne olduğunu buldum ben. 3 olduğunu buldum. Benden ne istiyor? BC'yi istiyor. X diyelim bu BC'ye. Şimdi buradan da açıortayımı indiriyorum hemen. 1'e 2 oranı varsa şurası da K'ya 2K'dır diyorum. Şu 3 açıortayın kesiştiği nokta Fransa noktası. 3'ü de oradan geçecekti. Şimdi de benzerlik yapacağız ama benzerlikten önce K'yı bulmam lazım dostum. Onun için de Pisagor yapalım. Şurası K 2K ise burası K kök 5. Yani 3 eşittir K kök 5. Yani 3 kök 5 bölü 5 eşittir K. Şurası 3 kök 5 bölü 5. Şimdi benzerliğimi yapabilirim. 3 kök 5 bölü 5'in tamamına oranı. Yazıyorum onu. 3 kök 5 bölü 5'in tamamı da ne çıktı dostum? Artı 1 var değil mi? 3 kök 5 bölü 5 artı 1. Eşitmiş 3'ün şuraya oranına. 3 bölü x diyeceğiz. Hadi bir toparlayalım bunları. Şimdi şurası öncelikle şu 3'leri bir silelim. Şurası 5, 3 kök 5 artı 6 olur. Düzenleyeyim bunu. 3 kök 5 artı 5 bölü 5 olur. Şu 5'ler de gitsin buradan. Ne kaldı geriye? Yukarıda kök 5 kaldı. Aşağıda da 3 kök 5 artı 5 kaldı. Eşittir 1 bölü x. Hadi toparlıyoruz şimdi. İçler dışlar ya da her iki tarafa takla attıralım. Şöyle olsun. X eşittir 3 kök 5 artı 5 bölü kök 5 oldu. İşte x bu. Hemen kök 5 ile çarpıyorum. Hem payı hem paydayı. Şöyle oluyor x'imiz. Kök 5 ile çarparsam burayı 3 kere 5 15 geliyor. Artı 5 kök 5. 5 kök 5 bölü 5 geliyor. 5'e de bölersek 3 artı 5 gider kök 5. 3 artı kök 5 oldu. Yani Edirne'den çıktı arkadaşlarım cevap. Dördüncü sorumuzdayız. 4 4 var, 6 6 var. Yani ikizkenar üçgenler mevcut.
Önce şöyle yapalım. Şu ikizkenara A, A diyelim. Şurası A ise buranın da mecbur A olduğunu şu ikizkenardan söyledim. 6, 6'dan. Şunlara da B, B yazalım. Şu A ile şu B'nin toplamı buradaki açıya eşit A artı B. E hocam burası da A artı B. Burası da A artı B. Demek ki 6 ise burası da 6. Yani şurası 2. Şimdi şu açıortaydan 2'ye 4 düştüyse 2 katı. Yani kol 4, ayak 2. Kol 6 ise ayak ne olacak? Yarısı 3. Evet, 5. sorumuzdayız dostum. BDC dik üçgen demiş. BDC dik üçgen, tamam, burada bir açıortay var. AB'ye 2K dersen diyor, AC 3K. Hemen bunun ayaklarına da yansıtalım. Şurası 2M, şurası 3M. E bu da bir açıortay. Bunun da 2M'ye 3M ise, bakın 3M'lik ayağına 6 düştüyse 2M'lik ayağına da 4 düşecek diyelim. Bizden de BC'yi istiyor. Şu 5M'yi istiyor. Yani Pisagor yapacağız. Buna X diyelim biz. 6'nın karesi 36 eşittir. 4'ün karesi 16 artı x kare. Buradan 20 eşittir x kare. 2 kök 5 eşittir x geldi. Evet, 6. sorumuzdayım. 5 var. BAC şu açının 90'dan büyük olduğunu söylüyor bize. AD'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Fışkırtma teoremi yapıyor. Şu açı ortaydan buraya da bir diklik geldiğinde, ha bu 90'dan büyük müydü? O zaman şöyle olacak. Dışarı doğru taşması lazım 90'ın. Çünkü burası 90'dan büyükmüş. Dikliğimi buraya da çizersem bu da 5 oluyordu fışkırma teoreminden. E şimdi AD 90'ın karşısındaki kenar olduğu için 5'ten mutlaka büyük. Biliyorsun ki hipotenüs dik kenarlardan büyük olmalı. Demek ki AD büyüktür 5. Ne olabilir? 6, 7, 8 diye gider böyle. Ama en küçüğünü soruyor. 6 olur dedim ben de. 7. sorudayım dostum. Evet, bakalım ne diyor. DC 6 kök 2, BD kaç birimdir? İkiz kenar dik üçgenmiş. O zaman burası 45. Şimdi BD'ye X diyelim. Bak yine fışkırtıyorum. Buraya da bir diklik çizdiğimde bu diklikle bu diklik eşit. Demek ki bu da X. E 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'in karşısı 6'dır dedim. Paketledim, geçtim. 8. sorumuza bakıyorum. 2 var, 4 var. O zaman burası 2 kök 5 diyelim bir. Açıortayı gördük. 2, 4. CE. CE neresi? Şurayı soruyor bize. X'i de bize soruyor dostum. Bakalım neler yapacağız şimdi. Dış açıortay teoremi yapacağım arkadaşlarım. Yakın kol 2. Uzak kol 2 kök 5. 2 bölü 2 kök 5 eşittir X bölü X artı 4. X bölü X artı 4. Hemen şunları sadeleştirelim. Buradan X kök 5 eşittir X artı 4 geldi. Hemen X'i buraya alalım. X kök 5 eksi X eşittir 4. X parantezinde kök 5 eksi 1 eşittir 4 geldi. Şimdi her iki tarafı da kök 5 eksi 1'e bölelim. 4 bölü kök 5 eksi 1 oldu. Eşlenikle çarpımı yapalım. Yani kök 5 artı 1 ile çarpalım her iki tarafı. O zaman şuradan devam edeyim hatta. X eşittir şöyle olur. 4 tane kök 5 artı 1 bölü birincinin karesi eksi ikincinin karesinden 5 eksi 1 yapar 4. 4'lerde giderse geriye kök 5 artı 1 kalır. Yani cevap Adana'dan geldi. Evet, 9. sorumuzdayız dostum. Bakalım ne diyor. ABC dik üçgenmiş yine. Ve bakın diklikten bir kenar orta inmiş. Muhteşem üçlü yapıyorum. Bu da 6'dır. Bu da 6'dır diyor. Şimdi AC'yi soruyor bize. Peki AC'yi bulmak için önce şurayı bulalım biz. X, Y diyelim. Şu Y'yi bulalım. Bakın bu bir açıortay ve 4'e 2 ayakları arasındaki ilişki. Yarıya düşüyor ayaklar. O zaman 6 ise burası da 3 olacak. Şimdi büyük üçgende de Pisagor yapalım. Hipotenüsümüz 12. 12'nin karesi 144 eşittir. Bir 3'ün karesi 9 artı bir de AC'nin yani X'in karesi diyeceğiz. Buradan da hemen x'imizi bulalım. 9'u bu tarafa atarsam 135 eşittir x kare gelir. X eşittir kök 135. 135 de 93 kök 15 diye dışarı çıkar arkadaşım. Cevabım Bursa'dan geldi. 10. sorudayız dostlar. Bakalım ne yapacağız burada? 2 tane altımız var. BC'yi de 9 vermiş. Şuranın tamamı da 9. Buna göre BE bölü, yok BE kaçtır diye soruyor. Şuraya X diyelim. Şurası da 9 eksi X olsun.
AB ile DC'de 6-6. Tamam. Bakalım neler yapıyoruz şimdi. Şu anda aklıma hiçbir şey gelmedi diyeceğim ama geldi. Önce şu açıortayı konuşalım arkadaşlar. Şimdi bu açıortayın 6'lık ayağı var, 9'luk kolu var dostum. Bakın 9'a 6. Yani sadeleştirirsem 3'e 2. 3'e 2. Burada da aynı şey olacak. 3'e 2 olacak. O zaman burası 4 olacak. Bak 3'e 2 olsun diye 4 yazdım orayı da. Başka? Şimdi şu açıortayı konuşalım. Şunu. 6'ya 10. Yani 6 bölü 10 eşittir x bölü 9 eksi x kardeşim. 3'e bölelim, şey 2'ye bölelim 3, 2'ye bölelim 5. İçler dışlar yapıyorum hemen. 5x eşittir diyorum. 5x eşittir. 3 kere 9, 27 eksi 3x'e. Eksi 3x'i buraya alırsam 8x eşittir 27. 8'e bölersem de 27 bölü 8, yani Bursa'dan geldi cevap. Evet, 11. sorudayız hemen. Çözelim bunu da. Şurası 90 ise burası da 45 yaptı. Yani bu bir açıortay. Bu da zaten açıortaymış. O halde bu da kesinlikle açıortaydır dedik. AC, DC'nin 2 katıymış. DC'ye K, AC'ye de 2K diyelim. Bakın şu açıortayı konuştuğumuzda kolları 1'e 2 oranı var. O zaman ayaklarda da M'ye 2M oranı vardır dedim. Şimdi nereyi vermiş bize? AD'yi 6 kök 5 vermiş. Yani benim 3M dediğim yeri 6 kök 5 vermiş. Demek ki M 2 kök 5 olacak. Bize de nereyi soruyor? BD'yi soruyor. Şuradaki X diyelim buraya. X'i soruyor bize dostum. Neresini bulmuştuk biz? Şurayı 2 kök 5 bulduk. Şimdi burada da 1'e 2 oran olduğu için X'e 2x diyeyim hatta buraya ben. Şöyle yapalım mı arkadaşlarım? Şurada bir Pisagor bağıntısı çakalım bak. X var, 2x var. Hipotenüs ne oluyordu? Küçüğünün kök 5 katı. X kök 5'tir hipotenüs. Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 5 katıydı. X kök 5 ve bize de bunu 6 kök 5 diye vermiş. Kök 5'ler gitti. X de 6 geldi. Evet, 12. sorudayım dostum. Ne diyor? 3 var, 5 var. Buna göre de diyor ki DE, DE neresi? Şuradaki DE nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi ben fışkırma teoremi yapıyorum. Buradan da aşağıya bir diklik indiriyorum. Ve bu diklikle bu diklik eşit olduğu için buraya da 3'ü yazdım. Bakın burada 3, 4, 5 üçgeninden şu araya 1 kaldı. Hemen şurada da Pisagor çakalım. X'i bulalım. X kare eşittir 3'ün karesiyle 1'in karesinin toplamıdır. X kök 10 yapar. Evet, 13. soruya kadar geldik. Hadi devam edelim. 3 kök 5 ile 2 kök 5'i vermiş. ADX nedir diye de bir soru sormuş bize. Bakalım şimdi. Evet, şimdi öncelikle şu uzunluğu buluruz. Bulalım ama ondan önce de şunu yapalım. Ya da bulalım ondan ya da ilk önce şunu yapalım. Ne demiştim ben köşe taşında? İki dik açı, bir tane de açıortay varsa AB 90'ları yaz. Bir ikizkenar bul. Şimdi şuraya A, şuraya A. Şurası 90, şuraya B. Buraya da tersten B dedim. A 90, burası da B oldu. Ve bak şununla şu ikizkenar çıktı. Yani burası da X. Şimdi şu açıortayı konuşalım. Şunu bakın dostum şu. 2'ye 3 oranı var. Demek ki burası 2M, şurası da 3M. Yani X dediğimiz yer 3M oldu. Bir de Pisagor yapalım buradan arkadaşlar. Bakın 3 kök 5'in karesi 45 eşittir AD'nin karesi ile 2 kök 5'in karesinin toplamına. Demek ki 20'yi bu tarafa atarsak 25 AD'nin karesi, demek ki AD 5. AD dediğimiz yer neydi? 5M. 5M'yi 5 bulduk. M1. M1 ise bana 3M'yi soruyordu. 3. Evet, 14. sorudayız. Yine bir fışkırtma görüyorum. Bir açıortay, bir diklik olduğu için DE'yi soruyor. Ben önce şuradan aşağı bir dikliğimi indireyim. Buna da 4 yazayım. Kolla kafayla dik arası 9'sa burada da 9 olacak. Buraya 3 kaldı. Ve 3, 4'ten 5'i de yapıştırdım dostum. Evet, bundayız. Bakalım bu ne diyor. Şimdi burada açıortay aynı zamanda kenarortay olmuş. O zaman bu aydan aynı zamanda dik olacak. Demek ki burası da 45. Şimdi dikse burası dostum hemen 3'ün karesi 9'dan 2'nin karesi 4'ü çıkartırsam buraya da kök 5 kalır.
Şimdi şurada da bir ikiz kenar üçgen olduğu için burasının da 3 olması lazım. Yani şuranın 3 eksi x olması lazım. O halde bir de buradan bir açıortay teoremi yapalım. X'i de bulalım. Yani şunu yapalım. Kolların oranı 2 bölü kök 5 eşittir. Ayaklar da x bölü x eksi 3. Hemen bir içler dışlar yapıyorum. X kök 5 eşittir 2x eksi 6'ya. Eksi 6'yı bu tarafa alalım. 6 eşittir olsun 2x eksi x kök 5'e. Şimdi 6 eşittir x parantezinde 2 eksi kök 5 olur. Hemen her iki tarafında ne yapalım? 2 eksi kök 5'e bölelim. 6 bölü 2 eksi kök 5 eşittir x geldi. 3 eksi x burası ya. Çok özür dilerim. X eksi 3 yazmışım. Bakın bir hata nerelere mal oldu. Burası ne oluyor o zaman? 6 eksi 2x oluyor. 2x'i buraya atarsam artı geçiyor. Şöyle oldu. 2x artı yani şu arası arkadaşlar. Şimdi oldu. Şimdi hemen her iki tarafı eşleniyle çarpalım. Kök 5 eksi 2 ile çarpalım. O zaman şöyle oldu. 6 tane kök 5 eksi 2 bölü 5 eksi 2'den 3. 3'e böldük, 3'e böldük 2. Demek ki 2 ile çarparsam 2 kök 5 eksi 4'müş x dediğimiz şey. EC x soruyor. Yine bir yerde bir hata yaptık. Dur bakalım. X kök 5 6 eksi 2x. Eksi 2x'i buraya atarsam artı 2x olur. Kök 5 artı 2 gelir buraya. Tamam. 2x artı x kök 5. X parantezinde kök 5 artı 2 doğrudur. Burası da 6 değil mi? 6 da doğrudur. Böldüm. 6 bölü 2 artı kök 5. 2 eksi kök 5 ile çarpacağız. Ya da kök 5 eksi 2 de olur. 1 oluyor ya. Şurası 1. Tabii ki. 5'in kök 5 eksi 4'ten 1 oluyor burası. Pardon. Sadeleşme yok yani. O da ne yaptı? 6 kök 5 eksi 12 yaptı. Cevap Adana. Tamamdır. Evet. 16. ve son sorumuzdayız dostum. 3. Bakın önce şunu görelim. Şurayı kapattığımda bu açıortay kenarortay olmuş. O zaman bu bir ikiz kenar üçgendir ve burası da 90 derecedir. A, E'yi soruyor bize. Şimdi 90 derece şurası, şu açıortayı konuşalım şunu. 3'e 4 oranı var. Demek ki burası 3K, burası da 4K'dır diyeceğim. Hemen şurada bir diklikten Pisagor yapalım. 4K'nın karesi 16K kare eşittir. 3K'nın karesi artı 7'nin karesi 49. Buradan bunu bu tarafa atarsak 7K kare eşittir 49. K kare 7, K kök 7 gelir. Şurası kök 7 ise, K kök 7 ise şurası 3 kök 7 yaptı. Şimdi şuradan da Pisagor yapalım ve AE'yi bulalım. AE'nin karesi yani x kare eşittir 3 kök 7'nin karesi yani 63 artı 3'ün karesi şurada 9. O da ne yaptı? X kare 72 yaptı. O da 6 kök 2 diye dışarıya çıkar dedik. Cevap da Edirne'den geldi. Evet, bu konu testini de gömdük. Bir sonraki videomuzda da konu testi 3'ü gömeceğiz inşallah. Hadi bakalım, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.